Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bakın bugün size yine iğneden tığa bir model tarif edeceğim. Bu modelin daha önce sine kanadı üzerine yapılışını size tarif etmiştim bu şekilde arkadaşlar iğne aşkı kanalında. Şimdi videoyu gösteremeyeceğim ama iğne oyası olanı, resmi gösteremeyeceğim ama oradan bakabilirsiniz. Böyle bu şekilde tunus işinden yaprak ve şu şekilde de arkadaşlar ilmeklerimi kulak çöpüyle gösterdim. Demin e, ilk açılışta da göstermiştim kulak çöpünü. Bu şekilde hazırladık ve şöyle ikişer zincir çekerek de tığ battılarımı hazırladım. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi ara suyu olarak bu şekilde 15 tane tığ battı mesafesi bırakıyorum 15 tane tığ battı orada da zürafaydı e, bu şekilde ben de aslında uygun olarak tığ battılar hazırladım şöyle bakın burada 13 tane tığ battımız var 3 6 9 12 ve 13 ilk başlarken de aynı şekilde tığ battımızın içine sık iğne ile sabitliyorum ve buraya iki tane zincir çekip şöyle bir tığ battı yapıyorum. İğne yasındaki adı e, zürafa tığ boyasındaki adı da tığ battı bu şekilde hazırladım Arkadaşlar şimdi bir zincirle ters tarafına dönüyorum ve buraya sık iğne ile sabitliyorum 6 tane zincir çekiyorum hemen bir tane ortada bırakıyorum ikincinin içine kapattığım altı zincirimi bakın şöyle de bir zincirimi çektim hemen buraya sık iğne ile sabitledim yuvanın içine hemen yaprak yapımına başlıyoruz şöyle bir zincirimi çekiyorum hafif tümseklik olsun diye hep ip, ip çekmemek için şöyle 2 şöyle 3 dibinde zincir çekiyorum ilmek çıkarıyorum yani 4 ve 5 bu şekilde bakın Tunus işi yapıyoruz yaprağımız Tunus işi ve bunları teker teker alacağız. Şöyle bir tane ilmeğimi aldım. Bakın. Baştan bir aldım. Şimdi tekrar baştan bir tane alıyorum. Tekrar baştan bir tane alıyorum. Birer birer tüm ilmekleri çıkarıyoruz başa kadar. 2 2 ve 2. Bu şekilde tüm ilmekleri topladık ve buraya dört tane zincirden kirpik yapıyorum ilk telin arasına bu şekilde girip kirpiğimi kapatıyorum yine tığımda ilmeğim var ve telin arasına girip ilmek alıyorum 2 sıradaki telimin arasına girip şu şekilde ilmek alıyorum 3 sonuncu telimin arasına da girdim şöyle dibinde bir zincir çekerek ilmeğimi aldım bakın 5 olan ilmeğim 4'e düştü her sırada birer tane ilmek eksiliyor bu şekilde şöyle ince uçlu bir yaprağımız olacak Evet ikişer ikişer yine başa kadar geldim yine dört zincirimi çekiyorum hemen köşede kapattım bakın buraya ipimizi kapattık hemen yanındakine girip şöyle telin arasına girip yine dibinde bir zincir çekerek ilmek alıyorum iki sonuncu telimin içine de girip dibinde ilmek alıyorum 3 Çıktığımda 3 tane ilmek var ve 1 ve 1 bir, birer birer yine başa kadar aldım. Tekrar 4 zincirimi çekiyorum. Ve ilk şimdi 5 de olabilir arkadaşlar. Bu kirpik sayımız galiba 5 de olabilir. Şimdi bakın şöyle bu şekilde sonuncuya geldik ve sonuncumuzun da içine bir tane zincir çekiyorum ve yine bir bir olarak iki seferde alıyorum tekrar yapalım ilmeği kaçırdım şöyle dibinde bir zincir çekiyorum ilmek aldım bu ilmeğimi de bir ve bir olarak teker teker başa kadar aldım şimdi Buraya yine 4 tane zincir çekiyorum. Başta 4 çektik arkadaşlar. Sonunda da 4. Bu en son kalan yuvamızın içine yine kirpimizi yapıyorum. Tekrar buraya 4 zinciri çekip yine bakın bu kirpik sayımız 3 olacak. Kapattım buraya. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapatıyorum bu şekilde. Hemen Şimdi bakın aşağı doğru inerek ilmekleri, kirpikleri yapacağız. Sıradaki sık iğnemin içine girdim, sabitledim. 1 2 3 4 zincir. Kapatıyorum buraya. Sıradaki bu şekilde girip kapatıyorum ve 4 tane zincir çekiyorum. 4 zincirimi kapattım buraya. Tekrar sıradaki bakın son ilmeğin arasına girip kapattım bu şekilde. 2 3 4 zincir. Kapatıyorum. Buraya sık iğne ile sabitliyorum. Yine yuvaya girdim. Bakın bu altı zincirli yuvaya girdim. Bir tane de sık iğneyi oradan yaptım. Bu şekilde yaprağımız hazır. Çok da güzel bir yaprak oldu arkadaşlar şu kirpiklerde bakın karşılıklı kenarlarına denk geliyor şimdi dalımızı yapalım kelebeğimizi konduracağımız dalı da hazırlayalım şöyle dibine bir tane zinciri çektim bakın. şöyle hafif çekelim bir defa tığımı doladım hemen şöyle iki iki alarak buraya minik bir trabzan yapıyorum şimdi iki zincir çekiyorum bir defa doladım yaptığım bu trabzanımın arasına girip şöyle iki iki alarak bakın trabzanımı hazırladım yine iki zincir şöyle bir defa tığımı doladım 3. trabzanı yapışımız şöyle düğüm varmış düğümü de içine alalım arkadaşlar Evet 3 tane trabzanı yaptık ve buraya 6 tane zincir çekiyorum kelebeğimizin ilmeklerini bu altı zincirin içine toplayacağız ve buraya son yere sık iğne ile sabitliyorum bakın bu şekilde altı zincirli yuvamız hazır şöyle dibine de iki tane zincirimi çekiyorum ve trabzanlardan şimdi aşağıya aşağıya iniyoruz hemen bu şekilde sabitledim bir iki zincir bu şekilde bakın trabzan trabzan aşağıya doğru iniyoruz 1 2 zincir ve sık iğne ile sabitledim Evet yuvaya girdim şöyle sık iğne ile sabitledim hemen tığ battımın içine geri dönüş yaptığım tığ battımın içine de hem yuvayı hem de bu tığ battının içine sık iğne ile sabitledim ve dalımızı da bitirmiş olduk şimdi iki zincir çekip yine 15 tane tığ battı mesafesi vereceğiz Arkadaşlar şöyle bakın 1 2 zincir ilk başlarken göstermiştim iki tanesini aynen bu şekilde şöyle 15 tane tığ battısı yapacağız bir şöyle arkadaşlar takmaya gerek yok zaten 15 tane yapacağız şöyle bir ara mesafesi vermiş olacağız sonra geri dönüp bu yaprağımız ve dalımız için yuvamızı hazırlayacağız şimdi kelebeğimizin yapımına geçelim Evet arkadaşlar şimdi dalımızın üzerine yaptığımız bu altı zincirin içine beyaz ipimizle beyaz renk ipimizle şöyle sık iğne yaparak sabitleyip başlayacağız buradan ilmek toplamı şöyle köşeye çekeyim ki arkadaşlar rahat rahat doldurabilirim. Bakın şu köşeyi de çektim. Ve şöyle dibinde de bir tane zincir çekiyorum. İpimi uzattım. Hemen aparat olarak gösterdiğim bu kulak çöpünü alıp en küçük boy çünkü kulak çöpü. Bakın buraya bu şekilde şimdi dört tane bir toplayalım arkadaşlar. Şöyle bir şöyle iki taktım aparatıma tekrar bir iki zincir üç tane oldu şöyle ilmek arkadan çekelim arkadaşlar şöyle gözümüzü rahat bir görelim yeşil yuvaya girdim şöyle dibinde iki tane zincir çekerek dört tane ilmeğimi topladım şimdi dört tanesini bu tarafı toplayalım şöyle biraz hafif kaydıralım Şimdi antenlerini de beyazla yapacağız. Öbüründe antenlerini beyazla yapmamıştık arkadaşlar. Mor ile yapmıştık. Hem bunun yapımı da daha gayet de kolay. Şöyle bakın ölçüyorum. şöyle biraz neredeyse hemen hemen iki tane kulak çöpü gibi düşünün. Ve bunu tutuyorum. Bakın parmağımla tutuyorum ipimi. Tekrar yuvaya girip şöyle dibinde bir ve iki tane zincirimi çekip bakın bu büyüklükte iki tane şekilde ilmek topladım. Şimdi tekrar aynı şekilde bu yeşil yuvanın içine giriyorum. Şöyle dibinde bir ve iki zincirimi çıkarıp şöyle ilmeğimi tığımdan çıkarıyorum. Bu yaptığım iki tane ilmeği de çıkarıyorum. En son yaptığım bu üçüncü ilmeğimi aparatıma takıyorum. Bakın iki ilmeğim daha uzun olduğu için şöyle onu önde tutabiliriz. Yine bu tarafına da 4 tane ilmek toplayacağız. Bir tanesini demin aldık ve diğerinde aynı şekilde dibinde 1 2 zincir çekiyorum ve aparatıma takıyorum. 2 oldu. Aynı şekilde şöyle 1 2 zincirimi çektim. Aparatıma taktım. 3 oldu. 3 sağda bakın 3 bu iki büyük ilmekten önce e, şey pardon 4 ilmek sağda, sonra iki tane büyük ve tekrar dört tane ilmek alarak bu şekilde e, kelebeğimizin taban kısmını oluşturuyoruz. Dördüncüyü de taktım ve yine yeşil yuvanın içine giriyorum arkadaşlar. Bakın bu yeşil yuvanın içinde bir, iki zincirimi çekip ipimi koparıyorum. Evet, şimdi bu ipleri bir yakıp hemen geliyorum aparattan çıkaralım. Evet arkadaşlar şöyle bakın hemen biliyorsunuz kolaylıkla çıkıyor aparatı. Şimdi bunu şöyle açalım ve ilmekleri toplayacağız nasıl olsa vakit geçirmeyelim onu açmakla. Şöyle şöyle ilmekleri sağladık zaten plastik kolay çıkıyor arkadaşlar bakın bu düz yüzü. Biz bunu ters yüzüne çevirdik bu şekilde ve buradan bakın, ilk ilmekten bu uzun antenlerin olduğu ilk ilmekten hemen yanından sık iğne ile ipimi buraya sabitledim. 5 tane zincir çekiyorum. Hemen bakın sıradaki ilmeğimi tuttum ve sabitledim. Tekrar 5 zincirimi çektim ve ilmeğimin içine sabitledim. 3 tane yuva. 4 tane ilmeğe 3 tane yuva yapıyoruz sonuncu ilmeğimi de bu şekilde sık iğne ile sabitledim şöyle bir zincirimi çekip düz yüzüne dönelim bakın arkadaşlar dört tane ilmeğimize üç tane bu şekilde hazırladık ve buraya 5 zincirli yuvaya 5 tane sık iğne yapacağım bu bir bu iki şöyle bakın 3 4 ve 5. Evet, her yuvaya bu şekilde 5 tane sahte sık iğne yapıyorum. Sıradaki yuvaya da aynı şekilde sadece sık iğne ile geçtim ve 1 2 3 4 alış tarzını Yavaş geçiyorum arkadaşlar. Nasıl geçirdiğimi görün diye. Sık iğneleri de yavaş yapmaya gayret ediyorum. Evet, sıradaki yuvaya da 5 tane sık iğneden sonra yine bir sık iğne ile geçtim. Tekrar 2 3 Şöyle şu ipi de hemen şuradan alıyorum. Bakın alta şöyle yedirip bu tarafından sık iğne ile üzerinden geçiyorum. Şimdi iki tane daha yapacağız. Üçüncüyü yaptık. Şöyle 4 şöyle 5 Evet. Şimdi bir zincirimizi de çektiğimize göre ipimizi koparalım. Hem bu ipi hem arkaya aldığımız ipi yakıp geliyorum. Evet arkadaşlar bakın ipleri yakın şöyle yüz açıldı derler ya temizlik gibisi yok sanırsam. Şimdi öbür kanadını yapacağız aynı şekilde. Yine Ilk ilmeğimden tutuyorum sık iğne ile sabi ve 1 2 3 4 ve 5 5 zincirimi çektim hemen bakın buradan 2 ikinci ilmeği tutup bu 5 zincirimi buraya sık iğne ile sabitliyorum tekrar 5 zincir 5 zincirimi kapattım. Bu şekilde sık iğne ile sabitledim. Tekrar 5 zincir ve sonuncu ilmeğimi, dördüncü ilmeğimi de tuttum. 5 zincirimi kapattım. Şöyle bir zincirle dönüyorum arkadaşlar. Düz yüzündeyiz. Hemen ilk yuvadan yapımına başlayalım. Girdim. Yuvanın içinden bir ilmek aldım. Hemen sık iğne ile sabit sahte sık iğne yapıyorum daha zarif duruyor şöyle bakın ilmeğimi alıp tığımdaki ilmekten geçiyorum 2 2 3 4 ve 5 5 tane bu şekilde sık iğnemi yaptım Evet, diğerini de aynı şekilde 5 tane sık iğne yapalım. Her yuvaya 5'er sık iğne iyi geliyor. 5 zincire 5 sık iğne. 2 Şöyle 3 4 Ve 5 Tekrar sonuncu yuvaya da aynı şekilde. 1 2 ipi kısa bırakmışız uzunsa alırsınız arkadaşlar 3 şöyle dördüncü de alabilir miyim 4 ve 5 beş. şöyle 5. sık iğnemi de bu şekilde yaptım 5. de arkaya gitti şöyle bir zinciri de çekiyorum hemen ipimi kopardım ve Yine iplerimi yakıp hemen geliyorum antenini yap. Evet canlar yapmış olduğumuz işimiz bu. Bu şekilde. E, şurada daha önce hazırlamış olduğum e, kelebeğim. E, arkadaşlar bunu rengarek yapabilirsiniz. Ben ikisinde sarı yapmışım. E, siz rengarek kelebekleri uçuşturabilirsiniz. Dülbentinizde hangi renk varsa ona göre uykular. Tek renkleri de istediğiniz sevdiğiniz renklerden kelebekleri uçuşturabilirsiniz. Yapımı da kolay. Daha önce anlattığım o kelebekten daha kolay. En kolay kelebek diyebilirim yani bana göre. Yapımı en kolay olan. Bu yaprak da çok yakıştı. Çok uyumlu oldu birbirine. Bu sıra hep uyumlu işler yapıyorum galiba sanırsam arkadaşlar. Sizler için her şey. Evet modelim bu. Sizler de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Şöyle hoşçakalın.